5 parçadan Karayollarında biliyorsunuz 28 bin kilometrelik bölünmüş yol ağımızla birlikte ülkemizdeki trafiğin %85'ine hizmet veriyoruz. Sırf 28 bin kilometrelik bölünmüş yol ağımızda. 28 bin kilometrelik bölünmüş yol ağımızdaki yapımımız sonucunda Türkiye'deki trafik hareketlerinin %169 artmasına rağmen kaza oranlarında %80'e varan iyileşmeler olmuştu, düşüşler olmuştu. Yine bu şekilde ülkemizde dünyanın en kaliteli, en güvenli yollarına sahip oldu. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde inşallah Sakarya'ya tekrar gelerek Kuzey Marmara Otoyolu'nun ayı 26'sı gibi planlandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit ile Akgez arasındaki 72 kilometrelik kesimini de Adapazarı'ndaki törenimizde inşallah vatandaşımıza, milletimize kazandırmış olacağız. Böylelikle 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nu da tamamlamış oluyoruz. Bu büyük eseri ülkemize, vatandaşımıza, milletimize kazandırmış olacağız. Ayrıca güzel de bir haber vermek istiyorum. Gaziantep Belediyesi'nin en son yapmış olduğu 32 araçlık Gazi Ray projesi, ray sistem araçlarıyla ilgili ihale sonucunda TÜRESAŞ kazanmıştır. İnşallah ülkemizdeki raylı sistem sektöründeki araçları da üretmeye TÜRESAŞ devam edecektir ve ülkemizde yapılan şehir içi metrolarda, şehir içi raylı sistemlerde de inşallah hizmet edip ülkemizin kendi aracını kendisi ikmal edecektir. Artık bundan sonra raylı sistemlerde de kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden bir konuma gelmiştir artık ülkemiz. Hem TÜRESAŞ hem de yerli teknoloji, yerli milli sermayeli yerli şirketlerimizle birlikte dünyaya raylı sistem araçları ve raylı sistem ekipmanları üreten bir ülke haline geldik.